Hepinize merhabalar. Nihayet bugün geldi ve videoyu size çekiyorum. Covid-19'u yendim. Evet, Covid-19'u nasıl yendim? Bunu size açıklayacağım ama gerçekten yendim mi? Yani HESCO'da durum sorgulamasına göre bugün ayın 26'sı ve benim durumumun riskli olup olmadığına baktığınızda artık durumum riskli değil. Yani karantina sürecim bitmiş durumda. Bu da şu demek, toplumda sizin alanınıza yani aranızda ben de bir alan teşkil edeceğim. Aranıza karışacağım. Karışmak zorundayız çünkü bu geçen süre zarfında ne gibi şeyler oldu bunu da anlatmak istiyorum. Ama öncelikle şöyle söyleyeyim. Covid-19 süresinde Covid olduğunuzda kendinizi nasıl hissediyorsunuz ve dışarıdan nasıl görünüyor bunu merak ediyorsunuzdur hepiniz. O zaman şöyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir durum var. Mesela diğer kesimlere göre baktığınızda biz şimdi hani herhalde toplumun bir partiye üye olmayan ender insanlarındanız. Yani benim hiçbir partiye, hiçbir görüşe şeyim yok. Benim görüşüm şöyle. Benim için hangisi iyiyse oraya giderim. Yani ona oy veririm. Saplantılı değilimdir yani. Hani Fenerbahçe'yi de tutabilirim. Galatasaray'ı da tutabilirim. Yani benim anlaşma imzaladığım bir kontrat yok ya. O yüzden hani bunu şuna bağlamak istiyorum. Hiçbir partide kaydımız kuyduğumuz olmadığı için aranmadık da. Yani hiç kimseden de aranmadık. Dolayısıyla burada gözden kaçan bir şey var. 2006 yılından beri işletme işletiyorum. Bu ülkeye vergi ödeyen bir vatandaş olarak telefon elinizde, telefona bakıyorsunuz hani beni kim arayacak diye. Hani vefa destek grubu falan filan vardı ya. Bunlar sizi aramıyor. Pozisyonunuzda aynen bak şimdi geliyor video öyle oluyor. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Şimdi bu süre zarfında neler oldu, nasıl atlatıldı, nasıl yapıldı, neler kullandık onları izah etmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim, bu sürece yakalanmadan önce de gayet sağlıklı bir beslenme sistemimiz vardı. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Beslenirken işte sabahları yumurta yiyorduk falan filan ama burada bakın önemli bir şey var. Gıda sahtekarlığına da dikkat edin. Yumurta alırken, çocuklarınıza yumurta yedirirken sağlıklarıyla oynamayın. Tamam hiçbirimiz, ben size demiyorum ki gezen tavuk falan filan bunları alın. Böyle bir şey söz konusu değil. Tavuğun en iyi şartlardaki gezme alanı şu an endüstriyel sistemde. Yani bunun istediğiniz hocaya da gidip sorabilirsiniz. 0.7 metrekare içerisinde geziyor. Yani tavuk alıp başını böyle hani ben bugün bir Manisa'ya gideyim bir dolaşayım falan filan öyle bir sistemi yok. 0.7 metrekare içerisinde geziyor. Ve bakın yumurtaların üzerinde numaralar vardır. Tamam mı? Bu numaralar 0 ile başlar, 1 ile başlar, 2 ile başlar, 3 ile başlar. 3 numaralı yumurtayı asla ve asla tüketmeyin. Asla ve asla tüketmeyin. Kat'i surette tüketmeyin. Tamam mı? Tüketeceğiniz yumurtalar 0 koduyla başlayan, 1 koduyla başlayan. Şimdi hemen bir örnek veriyorum. Bakın bu tüketeceğiniz yumurta. Çünkü yumurtanın üzerindeki kod şurada. Gördüğünüz gibi 1 ile başlıyor. Bu da asla tüketmeyeceğiniz numara. Bunun da başındaki kod 3 ile başlıyor. Şimdi neden bunu söylüyorum? Bakın arkadaşlar 3 ile başlayan yumurtayı yerseniz çocuklarda ise büyüme ile ilgili ciddi gelişimlerinde sorunlar yaşarsınız. Yaşlılarda falan siz özellikle bununla ilgili hani bir şeyler alıyoruz vitaminli bilmem neydi proteinli oydu buydu kalp falan derseniz bakın büyük ciddi yanılgıya girersiniz. Büyük yani sıkıntılar yaşarsınız. İkisinin arasındaki fark, bakın gezen diye bakmayacaksınız tavuğun ne olduğuna, şuydu buydu diye bakmayacaksınız, doğal tavukmuş, organikmiş, bu önemli değil. Önemli olan yumurtanın üzerindeki kod, sıfırla mı başlıyor, birle mi başlıyor? Sıfır ve bir, tercihimiz bizim sıfır. Ama olmadı, bir, tamam mı? Asla ve asla üç değil, üç değil, üç numaralı yumurtayı çocuklarınıza yedirmeyin. Kesinlikle ve kesinlikle yedirmeyin. Tamam arkadaşlar? Marketten alırken yumurtanın markasına, sayısına, cinsine işte 30 tanesi 15 liraymış buna bakmayın. Lütfen 30 taneye 15 liraya kendinizi zehirlersiniz. Tamam mı? Yumurtanın koduna bakıyorsunuz. 1 ise 0 ise alıyorsunuz. 3 ise bırakın. Bakın pasta böreklerinizde dahi kullanmayın. Tamam. Ama hani
bu ekonomik durumla mı alakalıdır? Çok sık yemek zorunda değilsiniz. Haftada bir tane yiyin, adam gibi yumurta yiyin. Tamam mı? Yani buna dikkat edin. Şimdi bunu niye söylüyorum? Çünkü bu hastalığı atlatmışız ya, hani bağışıklık sistemi kuvvetlendirmek diyoruz ya. Yani şu yumurtayla bağışıklık sistemini kuvvetlendiremezsin. Çünkü bu 3 nolu yumurta. Bu yumurta değil. Bu tamamen kimyasal bileşenlerle, hayvana hormon verilerekten. Bunu yediğin zaman hayvana ne veriliyorsa o hormonu direkt alırsın. Bunu ben söylemiyorum. İsterseniz direkt araştırabilirsiniz. Ha, bu bilgileri de bana Yumurtacılar Birliği söylemedi. Yani ben de doktorlardan izliyorum, araştırıyorum. İnternete girin, araştırın, tamam mı? 3 numaralı yumurta, 0 numaralı yumurta, 1 numaralı yumurta. Bu kardeşinizin ne demek istediğini anlayacaksınız. Daha sonrasında vitamin. Bu zamana kadar ben işte 3 ay boyunca İstanbul'da değildim. İstanbul dışındaydım. Yazlığındaydım. Güneş alıyorduk falan filan. Orada doğal güneş aldığımız için ekstradan bir D vitamini alma ihtiyacımız yok. Çünkü bütün gün güneşin altında bahçede çalışıyordum. Yani yeterince zaten vücudumuz o D vitamini eminimini yaptı. Çünkü vücut biliyorsunuz en fazla D vitamini güneş ışınlarından alıyor. Şimdi ondan sonra tabii buraya gelmeden öncesinde, 2 hafta öncesinde bir D vitamini yüklemesi yapmaya başladık. Ve şöyle bir D vitamini kullanmaya başladım. İşte Nano 3, bu bir sprey. Yani bunu ağız yoluyla ağzınıza 3 damla falan fıs fıs ediyorsunuz. Akabinde böyle minimum ilaçlar kullanıyoruz. İşte C vitamini var bunda. Bunda ne varmış? İşte Eisen vitamin diyor. Zinko falan var. Bunda gene bir kalsiyum var falan filan. Bu şekilde vitaminler kullandık. Velhasıl kelam, İşin sonucunda bir de böyle Alfa Pharma'nın tabletleri vardı. Bu tabletlerden kullandık. Bu da çiğneme tableti. Yani ama şöyle söyleyeyim, bunların hepsini bir kere de almıyorsun. Günde bir tane normal bir efervesan tablet at. Çünkü şu var, fazla C vitamini, fazla vitamin yüklemesi bu bir şeye yaramıyor. Yani her şeyin fazlasını zaten vücut atıyor. Sen de bunu idrar yoluyla atıyorsun dışarıya. O yüzden her şeyin fazlası zarar diyoruz. Bunun haricinde yakalandığında nasıl bir duygu oluyor? Şöyle sana söyleyeyim. Evet, soğuk algınlığının bütün belirtilerini kapsadığı için kendine de ben Covid oldum diyemiyorsun. Eğer ki benim gibi evdeysen, toplum içerisine karışmışsan zaten direkt şüphelen, tamam mı? Direkt Covid'sindir. Ama evde yakalandığın zaman diyorsun ki yani ben hiçbir yere gitmiyorum ki. Ya nasıl olabilirim? O yüzden soğuk algınlığı tedavileriyle geçiyorsun. Ama bu tedaviyi yaparken de önemli olan yani vücut direncini kendinin bilmesi. Yani halliyken halsizken arasındaki farkı bilmeniz ve ona göre davranmanız. Önce ağrılar başladığı için Minoset aldık. Daha sonrasında bunları değiştirerek kullanıyorsunuz. Fakat ibuprofen içerikli hiçbir ilaç almadım. Çünkü tetikleyicisi her ne kadar yaşım hani 41 olsa da bu sizi tetikliyor ve hani farklı sonuçlara varabiliyor diye genelde parasetamol ağırlıklı işte Ketaflu Fort falan tarzında ilaçlar aldım. Fakat ateş çıkmaya başlayınca bu sefer çocuğun minosetiyle birlikte ateşi kontrol etmeye çalıştım ama ateşim hiçbir zaman benim 39 derecelere çıkmadı. Yani 38 seyrinde seyretti ve ateş sadece bir gün çıkıyor. İkinci günün sonunda müthiş derecede vücudunuzda ağrılar başlıyor ama zaten şöyle söyleyeyim. O iki günlük ağrının da ardından kendinizi gerçekten normal hissediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki hani bu böyledir. Ama aynı şeyler eşimle de olunca biz o zaman işte o kan tahliline de gittiği dönemde kanda çıkınca ki o bu kadar halsiz de hissetmemişti. Benim yaşadıklarımı bir anda yaşamadı. İki gün benden geriden geliyor gibi olmuştu. Onda çıkınca arkasından filyasyon ekibi geldi. Aslına bakarsanız filyasyon ekibinin bana test için geldiği dönemde ben zaten bu hastalığı geçirmiştim. Sonrasında onların verdiği Favibol ilacını kullandım 5 gün boyunca. Ama geri kalan daha önceki 5 günde yani benim yaşadığım o 5 günde nasıl geçti? Şöyle söyleyeyim. Ateşim oldu. Ateşi Minoset hap ve şurubuyla belirli saat periyotlarında değiştirerek kullandım. Yani aynı ilacı arka arkaya vermedim. Aynı ilacı arka arkaya niye vermiyorsunuz? Çünkü vücut bunun bir şekilde kodunu algılıyor. Bu sefer ikinci verdiğiniz ilaç bir işe yaramıyor diye farklı bir versiyon vererekten hani ateşi şey yapmaya çalıştım ama şöyle seyrediyor, düşmedi hiçbir zaman. Yani 38'in altına düşmedi. Yani ilacı aldığınızda bir anda 36.5 olmadı. Hep o seviyelerde seyretti.
Daha sonrasında ateş bitince biraz rahatlıyorsunuz. Yani ateşin bittiği anda ertesi gün sık sık tabii evde bir ateş ölçerimiz var. Kulaktan ölçüyoruz. Bu arada en iyi ateşi kulak tarafından ölçebilirsiniz. Bunun için ufak aletler var, güzel. Yani böyle uzaktan falan değil. Onlarla ölçüyorsunuz. Genelde bebe olanlar kullanır. Yani evde bir 1-2 yaş çocuk varsa genelde o anne baba ve ebeveynler biliyordur zaten. Ateşimi sık sık ölçtüm falan filan. Velhasıl kelam sabahları C vitamini hem böyle alıyorum hem de doğal yoldan vitamini almak istiyorum. Bu arada mandalina portakala işte sabahleyin bir bardak içiyorum. Fakat şu var, tuzu ve şekeri hiç kullanmadım bu dönemde. Yani bunu size tavsiye etmiyorum. Benim de duyduğum bir şey değildi. Birkaç tane yabancı forumlardan, kanallardan falan bunlardan görmüştüm. Gerçekten çikolata, puding bilmem ne vesaire tatlı ile ilgili hiçbir şey tüketmedim. Tuzla ilgili de böyle aşırı bir tuzlu yemek olayımız olmadı. Yani genelde doğal yollardan beslendik. Yani doğal yollardan dedim, hani her gün et yemedim, her gün süt yemedim bilmem ne falan filan. Ama şu var, mesela tavuk suyuna çorba yaptık. Ondan sonra pilav yerine bulgur pilavını mesela yaptık. Hani zaten durumumuz aşikar bizim. Hani böyle çok zengin bir zümreden değiliz, normal bir vatandaşım. O yüzden hani zaten evde hani o dönemde böyle bir et stoğum yokken, etsizken marketlerden de sipariş veriyorsun. Her ne ekmesi hepsi bitmiş oluyor. Zaten sadece çoğunun resmini görüyorsun. Yani cismi hiçbir zaman eve tam şekilde gelmiyor. Ne zaman sipariş versen bazen sepet atıyorsun, oh bugün et gelecek falan diyorsun. En azından hani bugün yiyelim, çünkü vücut bir şekilde istiyor, canın çekiyor yani. Hani dinç durmak zorundasın, bir şekilde tekrardan o bağışıklık sistemini yerine oturtmak zorundasın. Çünkü sonradan verdikleri ilaç gerçekten kuvvetli dozda bir ilaç ve sizi yıkıyor yani. Bir şekilde arada yani kendinizi besinle arttırmanız lazım. Protein takviyesi falan filan. Bir de muz ve enginar asla yemeyin deniyordu bu ilaçları alıyorsanız. Ki benim Favivon aldığım dönemde zaten enginarı yani ben yemiyorum. Enginar hani altın değerinde falan bir şey. Yemeli de 5 sene falan oldu herhalde enginar. En son 5 yıl önce falan kayınvalidem yapmıştı zannedersem. Ama sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Vücut et istiyor. Gelmiyor falan filan. Bir gün denk geldi, marketin bir tanesi getirdiydi. Cumartesine denk geldi o günde. O gün evet yemiştik ve gerçekten o gün acayip bir moral hissettim. Yani hani hasta olduğunuzda en çok böyle dersiniz ya, ya gidin bir kelle paça çorbası için falan filan, insanlar arıyor. Bu arada apartmanımdan bir kişi hiç korkmadan bana çorba getirdi. O da çok garip. Birinci katta oturan bir komşumdu. Bundan 6 ay önce kavga etmiştik. Şu 48 dairelik bloktan bir tek onun eşi korkmadan benim evime çorba getirdi. Tabii kabul etmedim, almadım. Alsaydım vicdani sorumluluk vardı. Kapıdan sadece böyle kapıyı çeyrek aralayaraktan, çok az aralayaraktan teşekkür ettim ve geri gönderdim. Çünkü hem ben bilmiyorum dışarıdan geliyor, tekrardan bana bir şey geçmesi imkanı var. Hem de ben o ürünü benim evimden tekrar onlara yıkayıp bir şekilde götüreceğim ama kendim pozitifleyip güvenip de veremem. İnsanların da hayatını riske atmak istemedim. Sonrasında ben bu komşumu tekrar telefonla aradım ve teşekkür ettim. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah razı olsun. Ne olursa olsun demek ki içinde bazıları insanmış. Apartmana duyuru attıydım o dönemde, hani pozitif olduğum testin sonucunu beklemeden attıydım. Bu da bir benim açımdan büyük bir erdem. Ve şunu yapacağım, biraz sonra tekrardan bir duyuru atacağım. Hani artık pozitifim, pozitif değilim diye değil. Pozitifim ve taşıyıcıyım, ben bunu biliyorum. Çünkü negatiflik sonucunu size devlet vermiyor hiçbir şekilde. Bu hastalığı sonunda ben bugün mesela gitsem bir hastane herhangi bir şekilde test yaptırmayacağım. Yani şey yaptırmayacağım değil, herhangi bir şekilde bana test yapmayacaklar. Sağlık ocağı da bunu söyledi. Özel hastanede biz size de 15 gün içerisinde herhangi bir test yapamayız. Yani 15 gün sonra herhangi bir semptom gösteriyorsanız gelin test yaptırın. Yani parasını da verseniz sizi muayene etseler bile teste sevk etmiyorlar. Çünkü
Şöyle bir şey söylüyorlar. Yani vücuttaki en son aldığınız ilaçta %80 korona ölüyor. Ama vücudunuzda %15-%20 virüs kalacak. Bunu da 1 ay içerisinde veya 3 ay içerisinde veya 6 ay içerisinde vücudunuz ter yoluyla, idrar yoluyla veya toksinlerle bir şekilde atacaktır. Dolayısıyla bu ne demek? Bu şu demek. Ben sizin aranıza döndüğüm zaman pozitif olguları içinde bulunduran bir taşıyıcıyım demek. Yani bunun Türkçesi bu. Bu da tabii yasaklar olmadığı için hiçbir şekilde şöyle düşünürseniz, benim gibi evinde tedavi olup da sokağa çıkan herkesin taşıyıcı olduğunu düşünürseniz etrafınızda şöyle söyleyeyim, binlerce demeyeceğim, milyonlarca taşıyıcı var. Bunu artık, çünkü biz bir Portekiz değiliz ya da bir Yunanistan değiliz, 17 milyon nüfus olsun, 85 milyon, 88 milyon nüfustan bahsediyoruz. Bir de kayıtsız Suriyelilerle falan, sen onu 90 milyon yap. Hani öyle bir nüfustan bahsediyoruz. O yüzden 1 milyon, 2 milyon rahat etrafınızda taşıyıcı var. Bunu bilerekten dışarıda maskesiz dolaşmaya devam edebilirsiniz. Evet, Covid'i yendik mi? HES koduna göre yendik, özetleyecek olursak. Peki nasıl hissediyorum dersen, ben yani 5 günden beri zaten siz de bu videoları yapa durumları anlatmıştım. Ama şöyle bir şey, neden bugünü bekledim, 2 gün video yayınlamadım? Çünkü o HES kodumun tamamen ortadan kalkmasını istedim. HES kodu ortadan kalkınca bu şu demek: yendim. Yoksa HES koduyla karşına ben nasıl geleyim de konuşayım? Ortada bir HES kodu var, ben sana geliyorum, video atıyorum. Şimdi böyle bir şeye gerek yok, tamam mı? Yendik mi? Evet, koda göre yendik kardeşim. Bir şey oldu mu? Allah'a çok şükür bir şey olmadı, sağlıklıyız. Koku geldi mi? Koku geldi. Burnumuz akıyor mu? Burnumuz akmıyor. Öksürük var mı? Şu an itibariyle öksürük yok. Bir iki gün önce gene 3-5 tane tık 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 falan oldu falan, ama Allah'a çok şükür şu anda öksürük yok. Ateş var mı? Ateşim hepinizden de iyi seviyelerde. Hatta dün ölçtüm, 35.9 çıktı. Ulan dedim, vücut bir de donmasın. Bir de onun korkusu telaşı başladı şimdi. Yok, Allah'a çok şükür yani vücudumuz falan yerinde. Her şeyimiz yerinde. Sağlığımız yerinde. Üşüme, titreme, bilmem ne, gördüğünüz gibi kısa kolluyum. Yani sıkıntı yok. Yani ev ortamındayım. Evimin içerisindeyim hala. Yarın, bugün değil ama yarın ihtiyaçlarımı almak için dışarıya çıkacağım. Asansör kullanmayacağım. Bunu söylüyorum. Neden söylüyorum? Gene de insanlara karşı burada sorumluluğum var. Yani benim apartmanımda yaşayanların çok vicdan sahibi olduğunu söylemem ama en azından ben vicdan sahibiyim. Onlar evlerinde rahat etsin. Asansör kullanmayacağım. Yürüyerek merdivenlere inip çıkacağım. Daha sağlıklı. Baktım, filyasyon ekibi geldiğinde onlar da yürüdü. Ulan dedim, bunlar yürüyorsa, asansöre binmiyorsa bunda bir iş var. Tamam mı? Çünkü asansör kapalı alan. 1 metrekare falan bir alan. Bunlar binmiyorsa bunda bir iş var dedim. Ya bak şimdi, ben de niye bineyim o zaman? Kıllandım çünkü. O binseydi ben de binerdim. Onda da full koruma var. Full koruması olan bir adam asansöre biniyorsa, binmiyorsa ben de binmeyeceğim. Binmeyeceğim de yani, uzun bir süre binmem. Sıkıntı yok yani. Çok büyük bir kayıp değil. Yürürüm, hem bacaklarım daha açılır. Yukarıya çıkarken biraz zorlanıyorsunuz ama olsun. Spor olmuş olur. Zaten İstanbul'da kaldık, spor yapmadık. Bir de bu ilaçları kullanan kişilerin spor yapması da gerekiyormuş. Merdivenden inip çıkmak da aslına bakarsanız yapacağınız günlük olarak büyük aktivite vitelerden bir tanesi. Şimdi benim tek merak ettiğim, gerçekten bir 2-3 hafta sonra antikor testi yaptırıp bağışıklık olup olmadığına bakacağım. Eğer antikor testinde bağışıklığım varsa da plazma bağışında bulunacağım. Çünkü bu hastalığı yenenler üzerinden aldıkları kanla, tabii olabiliyorsa, eğer benim kanımı kabul ederlerse, yani plazma için uygun görürlerse, onu söyleyeceğim. Çünkü kriterleri varmış. Ne olduğunu çok çok bilmiyorum. Bir kısmını biliyorum. En azından başkalarına da fayda olalım, tanımadığımız insanlara da dönsün. Çünkü bu hastalık çok zor bir hastalık, çok illet bir hastalık. Yani bunu geçirmeyenler, siz bunu şey gibi zannediyorsunuz, hani nezleymiş, gripmiş, üşümeymiş. Ya bunun alakası gerçekten yok. Yani olduğunuz zaman gerçekten kendinizi hayvan gibi hissediyorsunuz. Yani öyle ki, insan yani yüzünüzün şekli değişiyor, yani her şeyiniz değişiyor ya. Aynada suratımı görmekten pişmandım, o dereceydim yani. Bakacak halim yoktu yani. Benim size video attığım dönemler, ciddi anlamda ben söyleyeyim, iyileşip de testimin pozitif çıktığı dönemler. Yani
geçtiğimiz 5 günü ben hiç, yani o günleri zaten video karşısına video atacak benim durumum yoktu. İnsan bunu görmüyor. Ne zaman videoyu attım? İşin lay 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 dönemi diyeyim ben size, öyle söyleyeyim yani. O dönemlerde dokümentereye başladım. Yoksa ilk gün ben o üşütme zamanı, o ateş zamanı, yani orada zaten affedersin kıçını kaldıracak halin olmuyor. Ne kamerasından bahsediyorsun? Oturacak durumda değilim ki ben. Oturacak durumda olsam diyebilir miyim ben? Üzerime işedim bilmem ne falan bu. Ya bunlar bahsedecek bir şey değil ama bunları yaşıyorsunuz. Ve bunları yaşadığınız zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Bunun adı şu: evde hafif atlatanlar. Sen evde böyle atlatıyorsan Allah hastaneye düşünenleri var ya, yardımcısı olsun.